Atlet yönetim direktörü Oğuz Isıgöl'le attığımızda. Bu arada Oğuz benim çok eski arkadaşımdır. Kabataş'tan sınıf arkadaşımdır. Halen görüştüğüm çok yakın dostum, kardeşimdir. O yüzden biraz daha samimi konuşabiliriz. Onu da hatırlatmış olalım. Oğuz, günaydın. Günaydın işte. Oğuz, şimdi bir defa Venezia'ya geleceğim ama önce bir genel bir gidişata bakalım. Alışveriş merkezleri sence ne derece hazırlık yaptılar? Bu hazırlıklar yeterli gidiyor mu şu son dönem içerisinde gözlemlerin? Bir de tabii şunu merak ediyorum. Bu hafta sonu için özel ekstra bir hazırlık var mı? Çok fazla müşteri beklentisi var mı? Şöyle, ben çok kısa aslında bugüne nasıl geldiğimizden bahsetmek isterim. Birkaç daha önemli tarih vererek. Hı hı. Çin'de Aralık sonunda bu virüs tespit edildikten sonra Mart'ın 11'ine kadar aslında biz bunu çok fazla dikkate almadık. Ta ki 11 Mart'ta ilk vaka bizde açıklanana kadar. Bundan sonra 20 Mart olduğunda alışveriş merkezlerinde, marketler ve eczaneler haricinde tüm mağazalar kapandı. Bunların bir kısmı İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kapatıldı. Bunların içinde kafe, restoranlar ve eğlence alanları da var. Bir kapalı bir dönemden sonra 11 Mayıs'ta biz de bunun içindeyiz. Yaklaşık Türkiye'deki 450 AVM'nin yarısı tekrar faaliyete geçiyoruz diye açıldı. Tabii ilk açılış çok önemliydi. Çünkü tedbirler alınması gerekiyordu. Bir sürü riskle, bilinmezlikle birlikte. Fakat gerçekten sektör, hem kamu otoritesi hem de sektör yöneticileri çok ciddi anlamda bir efor sarf ederek bu süreci çok güzel geçirdiler. Önümüzde, bir tık önümüzde giden Avrupa örneği vardı. Oralardan da esinlenerek süreci çok güzel atlattık. Bu pazartesi de 1 Haziran'da kafe, restoranlar ve AVM'lerin kalanı da açılmamış olanlar da açıldıktan sonra sektör normalleşmeye başladı diyebiliriz. Önlemler tabii, aslında alınan önlemler ağırlıkla insanların kişisel önlemlerini almalarına yönelik hatırlatmalar şeklinde oluyor. Alışveriş merkezine girerken mesafeli yerde çizgilerle, bariyerlerle mesafeli bir şekilde içeri alıyoruz. Maskesiz kimseyi almıyoruz. Girerken ateş ölçüyoruz. Çok fazla görsel ve ses yayınından işitsel olarak uyarılarda bulunuyoruz AVM içerisinde bulundukları süre içinde farkındalık yaratmak için. Aslında hani bugüne kadar çok iyi gitti diyebilirim. Oğuz, şunu soracağım, pardon, bu hafta sonuna geleceğim ama mesela sizin gibi, yani sizin gibiden kastım Venezia gibi açık hava outleti diyeyim veya açık hava alışveriş merkezleri diyeyim, onlarda da maske takma zorunluluğu var mı? Var. Çünkü kapalı alanlarımız da var. Hani ortak alanlarımız, açık bir konseptimiz var ama mağazalar, sonuçta mağazalara girerken de maske takma zorunluluğu olduğu için direkt biz girişlerde bunu zorunlu olarak tutuyoruz. Açık olmamızın tabii büyük avantajı var bizde. Kapalı AVM'ler, ben biliyorum, çok iyi biliyorum. Tüm önlemleri çok iyi şekilde aldılar ama bu İnsanların algısında bunu oturtmak sanırım biraz zaman alacak. Biz bu anlamda çok avantajlı başladık bu sürece. Peki hafta sonu, hafta sonu için nasıl bir beklenti var? Şimdi ilk dolu hafta sonu olacak herhalde, öyle değil mi? Yani çünkü sokağa çıkma yasağının olmadığı bir hafta sonuna gireceğiz. Doğru. Yani ilk 11-12 Nisan'dan itibaren tüm resmi tatil günleri ve hafta sonları kısıtlama vardı. Bu hafta sonu ilk kısıtlamasız hafta sonu olacak ve AVM'ler de genelde hafta sonları en yoğun dönemlerini yaşarlar. Bunu deneyimleyeceğiz ama dediğim gibi gerçekten çok hazırlıklı bir şekilde giriyor olacak yönetim tarafı olarak. Ama ziyaretçilerimiz de, sen programın başında çok güzel anlattın, maske takış şekilleri var. Çene maskesi, ağız maskesi ve ağzının maskesi gibi sanki. Buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Hem insanların rahat hissedebilmesi için, tedirgin olmamaları için karşılarındakilerin, hem de olması gerektiği için birinci öncelik maske kontrolü, doğru şekilde takılması. İkincisi de mesafelerin korunması. Üçüncüsü de kişisel hijyen, el hijyenine dikkat etmek. Zaten bu üçünü yaptığım zaman herhangi bir riskim olmuyor diye düşünmeleri gerekiyor. Peki bu alışveriş merkezi içindeki
yoğunlukların tespiti nasıl olacak? Hani belli metrekareye belli insan sayısının hesaplanması ve eğer fazlalık varsa içeride bir şekilde dışarıdan içeriye girişin engellenmesi gibi uygulamalar var mı? Var, evet. Bu zaten genelgede de belirtildi. AVM içine 10 metrekare bir ziyaretçi düşecek kadar ziyaretçi alınacak. Bu kapı girişlerinde bir takım teknolojik sistemler kullananlar var. Kapı dedektörlerinden bunu takip edenler var. Yazılımlar var bununla ilgili. Bu ciddi anlamda takip ediliyor. Bir de AVM'ye girdikten sonra mağazalara girdiklerinde ziyaretçiler sektörel olarak ve mağazaların büyüklüğüne göre değişen kapasite sayıları var. Bunlar kapıda zaten belirtilmek zorunda. İçeride 20 kişi bulunması gerekiyorsa buna çalışanları da dahil edip toplam 20 kişiyi geçtiği anda girişi kesmek durumundalar. Şu ana kadar çok büyük yoğunluklar yaşamadık ve bu kurallar çok güzel uygulanabildi. Altyapı hazırlandı. Ama senin bahsettiğin gibi hafta sonu ilk sanırım biraz daha yoğun bir ziyaretçi deneyimimiz olacak. Şu anda tüm mağazalar açık mı? Yani genel itibariyle soruyorum, sadece Venezia üzerinde değil. Yani alışveriş merkezlerindeki durum ne? Sen yakından takip ediyorsun, bu sektörün içindesin uzun senelerdir. Şöyle söyleyeyim. Sinema, tiyatro, eğlence alanları, çocuk alanları haricinde yaklaşık %90'lar oranında tüm mağazalar açık. Peki bizde, bizde farklı, bizde tamamı açıldı diyebilirim. Bir iki tane marka hariç. Tamamı açık. Ama şeyler kapalı değil mi? Sinema, tiyatro alanları? Tabii. Onlar genelgeyle kapatılmıştı. Tekrar genelgeyle açılacak diye bekliyoruz. Peki dinleyicilerimiz şunu merak ediyorlar. Diyelim ki mağazaya girdiler. Orada bir ürün deneyecekler, bir kıyafet deneyecekler. Prova odalarında bir takım önlemler var mı? Veya denenmiş ürünlerle ilgili mağazalar nasıl çalışmalar yapıyorlar? Ağırlıklı tekstil mağazalarında denenen ürünü ziyaretçi eğer almıyorsa, tekrar bırakıyorsa çalışanlar bunu bir yerde tutuyorlar. Kabin oluyor genelde, boş bir kabin. Burada dezenfeksiyonla ilgili bir takım işte ultraviyole ışınlar kullanılabilir bende ama sağlığa zararlı olabileceği söylendi. Bir takım dezenfeksiyon kimyasal maddeler kullanılabileceği söylendi. Aslında bunlar uygulanıyor ama hiçbir şey yapmasanız dahi 24 saat orada tuttuğunuz zaman zaten virüs yok oluyor. Dolayısıyla hani denenen ürünü hemen arkasından başka kimseye denettirmemeleri gerekiyor. Bunu da şu ana kadar takip ettiğimiz kadarıyla başardılar. Ayakkabı tarafında da tek seferlik çoraplar veriyorlar ayakkabı deneyecek kişilere. Ve tüm mağazalara zaten girerken el dezenfektanlarıyla ellerini dezenfekte ettiriyorlar. Hani ürünleri elledikleri zaman bir bulaşma durumu olmaması için. Tedbirler böyle. Bir de klimalarla ilgili bir konu var. Tabii o son önemli dönemin, bir konu hem de. Son dönemin çok önemli konularında. AVM'ler ortak alanlarda şu anda klimaları çalıştırmıyorlar. Daha doğrusu iklimlendirme yapmıyorlar. Isıtma veya soğutma. Sadece taze hava basıp içerideki havayı dışarıya atma şeklinde kullanılıyor sistemler. Ama altyapılar hazırlandı. Hava durumuna göre tabii soğutma ihtiyacı olduğunda bu hazırlıklar herhalde devreye girecek. Mağazalarda da benzer durum var. Mağazaların klimaları da şu anda kimlendirme yapmayacak şekilde kullanılıyor. Ama HEPA filtreler, işte gerekli filtrasyonlar veya değişiklikler yapılıp devreye girecek. Bununla ilgili de kamu otoritesi ve ilgili bakanlıklardan 11 Mayıs'tan itibaren çok ciddi şekilde denetleniyor AVM'ler. Aslında onu soracaktım ben. Yani şu anda alışveriş merkezleri hangi kurum tarafından denetleniyor? Yani bu kurallar uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Kim denetliyor bunları? Sağlık Bakanlığı mı? Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı. Onların uzantıları, İl Sağlık Müdürlükleri veya kaymakamlıklardan geliyorlar. Aynı zamanda emniyette içerideki düzenin sağlanmasıyla ilgili hem destek oluyor hem bir nevi denetleme yapıyor. Bu bakanlıklardan gelen ekiplerde gerçekten ilgili mühendisler, makine mühendisleri, uzmanlar, doktorlar vesaire var. İş sağlığı güvenliği uzmanları ekip olarak geliyorlar.
Ve bu süreçte de hani denetleme biraz da yönlendirme ve işi oturtma şeklinde oldu. Yapıcı oldu gerçekten. Bir de çok faydası oldu. Peki bu arada radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hatırlatalım. Venezia Mega Update Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü şu anda konuğumuz sevgili dinleyiciler. Genel itibariyle alışveriş merkezlerinde alınan tedbirleri konuşuyoruz biz. Gelen sorular da oluyor zaman zaman. Şu anda valeler çalışıyor mu alışveriş merkezlerinde? Valeler henüz çalışmıyor. Oto yıkamalar ve valeler. Biraz belirsizlik oldu o konuda. Ama tedbirlerle birlikte devreye alınacak yakın zamanda. Şu an için çalışmıyorlar. Onu cevaplandırmış olduk dolayısıyla. Mağaza çalışanlarının alacakları tedbirleri kimler denetliyor diye bir soru var. Mağaza çalışanlarının tedbirlerini alışveriş merkezi yönetimleri mi denetleyecek? Yoksa kendi işlerinde mi bir denetim mekanizması var? Markaların tabii kurumsal merkezlerinde zaten konuyla ilgili bizlerin alışveriş merkezlerinde yaptığımız çalışmaların tamamını kendi merkezlerinde bunlar da yapıyorlar. Merkezleri tarafından denetleniyorlar. Hı hı. Aynı zamanda bizim alışveriş merkezi yönetimi tarafından denetleniyorlar ve biraz önce bahsettiğim kamu otoriteleri tarafından da denetleniyorlar. Üçlü bir denetim sistemi oluyor. Eğitimleri almaları gerekiyor personelin. Sürekli eğitimler veriliyor. Biz de aynı şekilde yapıyoruz. Yani eğitimle bu işi kısa sürede oturtmaya çalışıyor herkes. Aslında müşteriden çok belki de içeride çalışanın sağlığı daha riskli çünkü o daha çok insanla karşılaşacak. Kesinlikle. Yani Venezia'da 2000 personel çalışıyor. Ve biz bu durumdan önce eski normalde aylık yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçi ağırlıyorduk. Kişi sayısına bölersen gerçekten hani maruz kalınan, muhatap olunan çok fazla insan var. O nedenle çalışanların kendini koruması daha önemli aslında. Kesinlikle. Bunun için işte eldivenler kullanıyorlar riskli durumlarda. Maske haricinde çalışanlar bir siperliği de kullanıyor. Şeffaf siperliklerden. Ve mağazaları işte sürekli havalandırıyorlar. Kişi sayısına dikkat ediyorlar. Birbirleriyle çok yakın durmamaya çalışıyorlar. Özellikle dinlenme alanlarında, oralarda da işte düzenlemeler yapıldı. Yani çok şükür diyeyim, hani sesler olarak böyle kulağımıza gelen olumsuz şeyler henüz yaşanmadı. Bu kadar altyapı oturmuşken de bundan sonra da üstüne inşa edebiliriz ve bunlar yaşanmaz diye düşünüyorum. Aslında ben ziyaretçilere yani gönül rahatlığıyla alışveriş merkezlerine gidebileceklerini de söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten Türkiye'de çok önemli yerler alışveriş merkezleri. Türkiye'de bir yılda 2.4 milyar ziyaretçi alıyor alışveriş merkezleri. Yaklaşık 450 alışveriş merkezi olduğunu düşünürsek ve nüfusumuza bölersek her bir insanın ne kadar sıklıkla AVM'ye gittiği çıkıyor. Psikolojik olarak, sosyolojik olarak ve tabii ki ülke için ekonomik olarak çok önemli yerler. Dolayısıyla ilk faaliyete geçen normalleşme adımlarında yerlerde alışveriş merkezleri oldu. Oğuz şunu da soracağım bu arada. Şimdi hem mesajlar geliyor hem de ben de merak ediyorum. Yürüyen merdivenlerde ne gibi tedbirler var diyenler var. Asansörleri soranlar var. Ben merak ediyorum alışveriş merkezleri içerisinde ibadethaneler var. Tuvaletlerde ne gibi önlemler alınıyor diye sorular geliyor. Bunlarla ilgili biraz aydınlatabilir misin bizi yani genel anlamda alışveriş merkezlerine ilişkin? Tabii ki. Yani bu bahsettiğimiz sosyal mesafe maske haricinde zaten temas noktaları kalıyor bir tek açıkta. Buralarla ilgili de asansör butonları, yürüyen merdivenlerin el bantları gibi yerler veya kapı kolları gibi yerler periyodik olarak dezenfeksiyon sistemleriyle dezenfekte ediliyor. Bu zaten bakanlığın belirlediği çamaşır suyuna işte 1'e 100 oranda karıştırılarak bu alanlar temizlenebilir. Veya %70 alkol bazlı dezenfeksiyon yapılabilir diye bir bildirim var. Bunlar çok hassasiyetle yapılıyor. Asansörlerde de bebek arabaları veya engelli ziyaretçilerimiz haricinde asansörlere çok kullanılmaması tercih ediliyor. Bununla ilgili uyarı yazıları var. Asansör işlerinde de mesafeli durmalarını sağlayacak zeminde işaretlemeler var. Bunun dışında zaten hani temas noktası olan çok fazla yer yok. Mescitlere gelince
tabii Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilgili müftülüklerle temastayız bu konuda. Şu an mescitlerin VC'leri ve abdesthaneleri kapalı olacak şekilde vakit namazlarında kullanılabilir durumda. Üçüncü soru, tuvaletlerle ilgili bir soru vardı. Tuvaletlerin de nasıl temizleneceğiyle ilgili yine çamaşır suyu 1:10 oranında bu sefer karıştırılarak biraz daha yoğun bir şekilde uygulanması gerektiği söylendi. Pisuarların aralarında boşluklar bırakıldı. Kabinlerin aralarında boşluklar bırakıldı. Kesinlikle el kurutma cihazlarının kullanılmaması söylendi. Onun yerine kullanat şeklinde kağıtlar kullanılmaya başlandı. Havalandırma sistemleri çok önemli. Egzoz sistemleri eğer zayıfsa onların güçlendirilmesi gerekiyor. Bunun dışında da başka zaten herhalde bir tedbir kalmadı bahsettiğiniz diye düşünüyorum. hepsi alınmış gibi görünüyor şu anda. Ben şunu soracaktım ama dinleyicimiz sormuş. Size özel bir soru tabii. Gondol turu var mı? Gondol turu diyenler var. Orada gondol turları vardı çünkü meşhur. Şimdi o hizmet verebilecek mi şu dönem içerisinde? Gondol turlarımız pazartesi günü başladı. Başladı mı? Başladı. Tabii sosyal mesafe gereği kapasiteleri düştü gondolların ama şu an faaliyette. Gelip deneyimleyebilirler. Hani Venedik'e gidemeyenler için İstanbul'da Venedik'i yaşatmaya çalışıyoruz diyebilirim. Hayır, şimdi onu merak edenler olmuş. Ben de aslında merak etmiştim de son olarak bununla kapatmış olalım. Var mı bilmiyorum ilave etmek istediğim bir şey. Yok, başta çok güzel bahsettin. Ben hesapladım yaklaşık 34 yıllık bir dostluğumuz var. 34 yıldır mı? Yaşımız da ortaya çıkıyor. Çok memnun oldum senin programına konuk olmaktan dolayı. Sağ ol. Çok teşekkür ederim Oğuz. Ben de sen katıldığın için çok memnun oldum. Kolaylıklar diliyorum. Özellikle hafta sonu yoğun olacak anladığım kadarıyla işiniz. Hem tabii çalışanların işleri bir yandan sektörün işi artsın. Hem bir yandan sağlıklı bir şekilde artsın. Dileğimiz o. Kolay gelsin, kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ ol. Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Asıgöllü'ydü konuğumuz. Genel itibariyle alışveriş merkezlerinde alınan tedbirleri konuştuk. Tabii alışveriş merkezlerinde bu tedbirler alınıyor. Yani işte az önce de konuştuğumuz gibi daha da alınacak bir tedbir kalmadı noktasına gelinmiş durumda. Havalimanlarında bu tedbirler...